Aragaz. Dilber hocam. Ne var Kadir'cim? Ya bu James Bond filmi 7. kez ertelenmiş ya. Neden sürekli erteliyorlar? Ya bu sefer de Daniel Craig basır olmuş affedersin. Ayol ne fark eder? Filmi çekmemişler mi? Ama bu filmden önce promosyon turneleri yapıyorlar biliyorsun. Bunlar dünyayı geziyor, filmin galasına katılıyor falan filan. Tabii Daniel Craig basir olunca oturup kalkamıyor. Daha önce 6 kere de pandemi yüzünden ertelendi vizyon biliyorsun. Ondan sonra bu sefer de Daniel Craig'in basiri yüzünden tekrar gösterimi erteleniyor. Ayol James Bond'u düştüğü hale bak. Ya bir Daniel Craig'i arayıp öğrenmemiz lazım. Biz James Bond'un askerleriyiz biliyorsun. Çok severiz James Bond'u hocam. Ara bakalım Kadir hadi. Efendim yaşadığı bağırsır sıkıntısı yüzünden başrolünü oynadığı James Bond filminin gösteriminin ertelenmesine sebep olan Daniel Craig'i arayacağız. Alo. Efendim Daniel Craig'le mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun Daniel abi? Ben gayet çöptemiz. Dilber hocam da burada hacı. Bir Pakistan atasözü der ki basır cahil de olur. Ya yok, olur böyle şey ne demekti? Cehalet basır mı yapıyormuştu ya? Yok ama beyin bilgi alamıyor. Yani kapasite var ama istemiyor. İster istemez o da vuruyor. Kadir niye öyle söylüyorsun? Ben bunu ilk defa duyuyorum ama bunu bilmiyordum ben. Neyse, alo. Şimdi yaşadığı bağırsak sıkıntısı yüzünden başrolünü oynadığı efendim James Bond filminin gösteriminin ertelenmesine sebep olan Daniel Craig abi. Ne oldu da bağırsak oldun babam? Hayırdır? Ne yedin, ne içtin, ne şekil? Anladı. Ne diyor? Kadir abi diyor, hepsi senin yüzünden. Seninle ne alakası var ayol? Şöyle bu James Bond'un yapımcısı, James Bond'u tabii her zaman bana oynatmak istemişti. Yani Sean Connery'den sonra adam bana kafayı takmış hoca. Allah Allah. Rahmetli Sean Connery abi de aradı zamanında Kadir'im dedi. Galekteri dedi ite köpeğe emanet etmek istemiyorum. Gel dedi sen oyna şu rolü dedi. Öldüğüm bile dedi gözlerim dedi açık gitmesin yeğenim dedi. Sen ne dedin Kadir? Ya şimdi Sean Connery abi dedim abimsin dedim. Senin sözünün üstüne söz koyamam dedim ama. Şimdi ben bu rolü oynamam dedim yani. Çünkü bu dedim yani İngiliz derin devletini öven bir galekter dedim. Yani ben... İngiliz derin devletini yücelten bir karakterle sokakta nasıl yürüyeceğim bizim halkın içinde dedim ya. Efendim? Sean Connery ne dedi? Allah İskoçya'ya da senin gibi halkını düşünen bir lider nasip etsin dedi hocam. Allah Allah efendim. Şimdi Daniel Craig de onu diyor. Diyor ki körkende kaldım diyor. Helikopterden atlıyordum diyor. Ya Kadir olsa daha güzel atlardı diyorlar diyor. Rol icabı diyor, karşı casus rolündeki hatunu diyor, şey yapıyorum diyor. Ya Kadir olsa çok... yani 5 tane diyor James Bond filminde oynadım diyor, hep senin gölgende oldu diyor. Eziyorsun beni Kadir abi diyor. Oynasaydın James Bond rolünü Kadir. Ya hocam yani şöyle benim de içimden gelmedi değil ama hakikaten olmaz. Hakikaten olmaz. Neyse bu arada konuk var ya. Şimdi Daniel Craig evet. Şimdi ne yapalım baba sana? Bak sülük yollayayım ben sana. Sülük. Sülüğü koy oraya rahat et. Ne diyor? Bağırsırma diyor bir çare bul dedi de ben de onun üzerine çok ağrısı varmış. Çok ağrı yapar biliyorsun hocam. Ondan sonra simit şeklinde minder vermişler. Ondan sonra elimde simitle gidiyorum her yere diyor. Ne diye soran olursa da ben fıtığım var doktor verdi falan diyorum utanıyorum. Sen de sülük mü önerdin adama Kadir? Ne yapayım ben filmi merak ediyorum ya. El terazi kantar iyileştireceğiz bunu. Yani Daniel Craig benim büyüklerimden duydum sülüğüm buna çok iyi geldi. Alo evet Daniel Craig şimdi bak
domates yememen lazım acım. Tabii acı, baharatlı. Anladın? Yani böyle ne bileyim ot mot dikkat et kendine. Heh. Ya küspeyle idare et ya. Ne olacak ki ya? Altıgen surat. Küspe iyi. Hadi gıdana dikkat edersen düzeltirsin. Hadi gönderiyorum ben sizi. Tamam hadi. Hadi. Baş baş. Arıgaz. Dilber hocam. Kadir. Ya bu son zamanlarda Montreux Anlaşması tartışmaları çok alevlendi biliyorsun. Takip ediyor musun? Aa, biliyorum. Ediyorum. Sen? Ben etmiyorum. Neden? Ya bilmiyorum. Her şey olacağına vardı dedim içimden. Aa Kadir, beni şaşırtıyorsun sen. Niye şaşırdın? Aa siyaset mi konuşacağız Kadir? Sen Aragaz'da asla siyaset istemezdin, bilirim ben. Ya yok ya, siyasetten haz etmiyorum. Bu Montreux tartışmalarına girmek bizim işimiz değil de herkes işini yapsın ama biz başka bir şey yapacağız yani. E peki sen Montreux Anlaşması mevzusunu niye açtın? Ya şimdi bu konularla ilgisi olan ama tartışmaların dışında kalan birisini arayacağım ya. Aa. Yani aslında Montreux Anlaşması ile ilgili ama tartışmaların dışında. Aa, kim bu ayol? Merak ettim. Ya ettin. Bak, Montreux İsviçre'nin Cenevre kentinin kuzeydoğusunda Wood kantonunda bir yer. Burada Montreux şehrinin belediye başkanıyla görüşeceğiz. E hadi bakalım. Hadi arıyorum, arıyorum, arıyorum. Alo. Montreux şehrinin belediye reisiyle mi? Ha öyle mi? Pardon, pardon. Ne diyor? Yahu yanlışlıkla Montreux şehrinin belediye başkanı yerine kaymakamını aramışım yanlışlıkla, değil mi? E olsun. Ya zaten kim Montreux kaymakamını affedersin hocam ya. Caiz ama yerine oturan bir espri oldu. Hadi. Alo, şimdi İsviçre'nin Cenevre kentinin kuzeydoğusunda Wood kantonunda yer alan Montreux şehrinin kaymakamı olan abi. Ya bizim buralarda şimdi Montreux tartışması aldı yürüdü baba. Sizin bundan haberiniz var mı? Bu tartışmalar size kadar geliyor mu? Evet. Evet. Ha anlıyorum. Ne diyor? Arkadaşım diyor, biz dünyanın diyor pek de bilmediği bir kasabayız diyor. Ama diyor sizin yüzünüzden ne huzur kaldı ne ferah kaldı diyor Montreux kaymakamı. Neden efendim? Her gün diyor Türkler, bir kısım Türkler beni arayıp küfür edip kapatıyor diyor. Nedir kardeşim diyor, biz kendi halinde bir İsviçre kasabasıydık diyor. İlişmeyin bize ya diyor. Aa cahil adam, Ümraniye kadar çapın yok, atar gider yapıyorsun. E ne yapalım yani, anlaşma vaktiyle senin kasabanda imzalanmış. Allah Allah. Değil mi hocam, niye acaba İsviçre'de Montreux şehrinde imzalanmış bu anlaşma? Ey Kadir'cim, bu İsviçre var ya tavşan gibi bir ülkedir. Bunlar ne kokar ne bulaşır. Hiçbir savaşta da taraf olmazlar. Tarafsız kalırlar. Herkes tabii kirli parasını da buraya aktarır. Hadi be, ne diyorsun? İsviçre dediğin parampara cennetidir. Ama hocam şimdi biraz haksızlık etme yani. İsviçre güzel bir memleket. Ben defaten gittim birçok defa. Bir refah ülkesi, insanlar özgür, mutlu, refah içinde. Ha? Aa, Nazi altınlarıyla yaptılar ayol o refahı. Ya yok be, ne diyorsun ya? E tabi 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere yandaş olan herkese hesap soruldu. E Nazi altınlarını saklayıp nemalandıran bu çakallara kimse ilişmedi efendim. Ya yürü git uydurma buna, niye? E orası mayınlı arazi, beni oraya sokma. Ben söyleyeyim, şunu demek istiyorum. Zaten dünyada herkesin kirli parası orada değil mi? E İsviçre bugün dese ki ben de kimin kaç parası var açıklıyorum, cümle biter bitmez dünya savaşı çıkar Kadir. Ya baktığın zaman mendil kadar yer ya, ama çok güzel memleket, çok. Alo, ha efendim, Montreux şehrinin kaymakamı abi. Ya tamam, koyun can derdinde gasap ettirdiğinde ya. Ne diyor? Diyor bir dahakine anlaşma yaparsanız diyor bizim buralara gelmeyin diyor.
100 sene geçti hala tartışıyorsunuz diyor. Bizim bünye bu strese alışık değil. Yürüyün gidin içinize bakın. Dedi kapat. Aa, du bir saç bu. Dinle hocam. Ne var? Habere gel. E oku da geleyim. Ya insanların tuhaflıklarının ardı arkası gelmiyormuş ha. Ne cehalet olmuş yine. Şimdi Amerika'da Dick Ferrer adlı şahıs tek başına Rus ruleti oynayıncı doğal olarak kaybetmiş. Ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Şimdi komadan çıkmış bereket. Cahil kafaya mermi bile girmiyor Kadir. Bak görüyorsun ama. Arayalım mı ya bu adamı? Aa, Rus ruleti oynayan adamı mı? Yok yok. Tek başına Rus ruleti oynayan Dick Ferrer'in beynini. E hakikaten bu beyni aramak lazım. Mermi bile istemiyor. Kolay değil. Bak. O zaman ben Dick Ferrer'in beynini arıyorum efendim. Arıyorum, çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo, buyurun hocam. Bu tek başına Rus ruleti oynayan Dick Ferrer'in beyniyle mi görüşüyorum abi? Aa, benim hocam, ta kendisi. Ne yapıyorsun tek başına Rus ruleti oynayan Dick Ferrer'in beyni? Hocam yalnız bir noktayı düzeltelim. Ben beyin değilim hocam, ben dalak. Dalak mı? Kardeşim biz tek başına Rus ruleti oynayan şahsın beyniyle konuşmak istiyoruz ama. İyi de hocam adamda beyin yok ki zaten. Beyni olsa tek başına Rus ruleti oynamaz zaten, değil mi yani? Yani. Doğru, doğru, bu da doğru. Siz şimdi kendisini dalağı mısınız abi? Maalesef kardeşim, yani bu adam var ya abi, çok acayip bir adam. Tuhaf tuhaf huyları var. Evde tek başınayken aynanın karşısında şarkı söylüyor. Sürekli Manchester United'ın forveti olup gol attığını hayal ediyor. Normal hayatta dalaşmaya cevap vermeye cesaret edemediği insanlara tek başına kaldığı zaman kendi kendine cevap veriyor. Manyak bu adam hocam ya. Bunların bir kısmı yaşıyor. Var yani, ben de bazen kendi kendime yaparım ki böyle şeyler. Özellikle mesela kızıp da diş geçiremediğin adama evde tek başınayken sanki kendi karşındaymış gibi konuşursun. Laflar çıkartırsın. Bunu herkes yapar yani. Rahatlatıcı bu. Manyaklık değil ki sevgili dalak. Hocam alayınız, kafayı yediniz. Bak ben sana söyleyeyim ha. Doğru bir şey değil bunlar ha. Peki Sayın Dick Ferrer'in dala, bu Rus ruleti oynama şeyi nereden çıktı abi? Ben onu anlamadım. Hocam bunlar hep yalnızlıktan valla. Bak bu adamın 10 senedir tek bir tane sevgilisi olmadı. Arkadaşı desen o da yok. Asosyal bir tip bu. Kendi kendine böyle gülüyor, konuşuyor. Böyle tek başına Rus ruleti oynuyor. Geçen küveti sütle doldurup mutlu badem sokmaya kalktı. Cem Yılmaz'dan öğrendi. Yuh! Cem Yılmaz da mı öyle yapıyormuş? Hayır hocam ya, stand-up'ında öyle bir çakası vardı. Bu onu dinlemiş herhalde. Ha, tabii canım, yoksa böyle şey yapılır mı? Allah Allah. Abi zaten bak bu adamın adı Dick. Yani Türkçesini bilenler bilir yani. Ben başka bir şey söylemiyorum. Aa bak, ben ona dikkat etmedim. Ben biliyorum ya. Adı Dick olan adamdan başka ne beklersin hocam, ama dediğim gibi bunlar hep yalnızlıktan Kadir hocam ya. Ya Allah kimseyi yalnızlıkla imtihan etmesin diyeyim ben o zaman, size veda edeyim Sayın Dalak. Eyvallah, kolay gelsin abi. Ya son bir soru. Buyur abicim. Hazır bir dalakla konuşuyorken sormazsam olmaz. Bu dalağın diye bir söz var abi. Yani dalak olarak siz bundan rahatsız mısınız baba? Vallahi hocam şu ana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi çok. Anladım, anladım. Bir rahatsızlığınız yok. Böyle şeyler olmuyor. Yok olmadı. Hocam. Peki. Devam, çok... aha, devam, devam. Çok teşekkür ederim. Arıgaz. Dilber hocam. Ne var? Ya Tom Jones'u bildin mi? Aa, tabii. Galler Kaplanı. 60'lı yılların ilah şarkıcılarından malum. Neydi o günler? Ah benim hippie günlerim. Yok artık, sen hippie miydin ya? Hem de Bitlisinde. Bitli hippie. Böyle fasulye gibiydi bitler kafamda. Hippiliğin sanındandır. Vay vay, seni affacan Dilber hocam, neler var sende ya.
Ben de yaşadım bir Kadir. Yani Sultanahmet'ten otobüse binip Nepal'e Katmandu'ya giderim. Ya bu mesela Ayhan Sıcımoğlu bizim Ayhan abi de hippiymiş Londra'dan. Aa, onlar sosyete hippisi. Öyle bir ayrım mı var hippiler arasında? Tabi canım, yani her gün yıkanan hippi mi olur ayol? Vay ya, sen bayağı bu hippinin manifestosunu falan biliyorsun hoca. Aa, ne sandın yar, dımcı oldu yani, bana biraz da izah edeyim. Peki şimdi Tom Jones abimiz de eşini 6 sene önce kaybetmiş, onu da çok özlüyormuş. Aa canım, bu çocuk Kadir eskiden beri vallahi hisli bir çocuk. Gal kaplanı diyorlar ama kalbinde bir kanarya şakıyor demek ki ya. Aa, olabilir. Arayacağım ben bu Tom Jones abi. Eşi öldükten sonra tek eşli kalan insanlara çok hayranlığım var benim ya. Az bu kolay mı? Yaralı oluyor insanın kalbi yani. Evet evet. Efendim 6 yıl önce eşini kaybeden ve onu çok özlediğini söyleyen, başka kimseyle bir araya gelmediğini anlatan Gal Kaplan'ın lakaplı Tom Jones'u arıyorum. Çalıyor. Alo. Gal Kaplan'ı Tom Jones abiyle mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun babayko? Ben Kadir Çöp'te mi, Dilber Hocam da burada ya. Aa, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. Dilber Hocam, ne yapıyorsun? Allah aşkına. Adam ölen karısını unutamadığı için arıyor. Sen sex bomb şarkısını mı söylüyorsun? Onun şarkısı ayol bu ya. Ya tamam, ne olursa olsun. Alo, şimdi Tom Jones abi. Ya haberi okudum, burnumun direği sızladı. Vallahi nasıl böyle sızladı? Evet. Haydi. Ne diyor? Ya diyor kardeşim, burnunuzun direği sızlayacağını Allah aşkına evlendirin beni diyor ya. Önümden deve kervanları geçiyor artık, yeterinde ha diyor. Al bak, gördün mü karısını özleyen adamı? Ya şimdi Tom Jones abi, hani 6 yıl önce ölen karını unutamamıştın abi, bir dur ya. Ne diyor? Beni diyor bir Türk kadınıyla evlendirin diyor. Ömrümün kalan son deminde hiç olmazsa bir tas sıcak çorba içeyim diyor. Önümle bir tas çorba koyan bir kadın olsun. Bıktım bu diyor gazuret İngiliz karılarından diyor. Çaydanlığa su bile koymuyor bunlar. Yeter artık diyor ya. Aa, merak etme, bizimkiler de sizinkilere benzemeye başladı. Alo, şimdi Tom Jones abi. Sen de yaş kaç abi? Ha, 80 maşallah. Hala bodybuilding yapıyor mu abi sen? Vay arkadaş ya. Ne diyor? Hiç aksatmam diyor bodybuilding'imi diyor. Her sabah diyor dumbbell'ımı kaldırırım diyor. Barfix'imi çekerim diyor. Ondan sonra ya abim biraz da din diyanet mi takılsan? Öleceğin 80'ine gelmişsin Tom Jones abi ya. Biraz dumbbell'a verdiğin kadar dine diyanete mi önem versen ya? Aa. Ne diyor? 90+5'te bir gol daha atmak istiyorum Kadir'im diyor. Evlendirin beni diyor. İlk doğan çocuğun erkek diyor olursa adını da diyor Kadir koyacağım, sana söz veriyorum. Aa ayol, 70 yaşında kadından çocuk mu yapacak yani? Ya Tom Jones abi, sen bu aldığın protein tozların içine fiski falan mı karıştırıyorsun? Gözünü seveyim. Senin kafan mı güzel? 80 yaşında adamsın, neler söylüyorsun? Evet. Peki tamam. Ne diyor? Ben diyor şimdi saatim geldi. Ben işte diyor 3 set 12'li göğüs basacağım diyor. Beni evlendirin, artık tutamıyorum kendimi. Dedi, kapadı. Aa, shame on you bitch. Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Ya Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i bildin mi? Aa evet efendim. Facebook tarihi bir güvenlik skandalı yaşıyor, biliyor musun? Ne olmuş? Hackerlar saldırmış. Aa, o nasıl oluyor ayol? Ya bu hani siber mafya savaşı gibi düşün. Hackerlar bir tür mafya. Yani işte kötü bir grup diyelim. Ya gerçi iyisi var kötüsü var da. Yani nereden baktığına bağlı. Aman oldukları yerde rahat etsin ve bize bulaşmasın. Valla Facebook'a bulaşmışlar işte hocam. Üstelik Mark Zuckerberg'in telefon bilgilerini hacklemişler. Ha, men dakika dukka. Hocam bu ne demek ya?
kapı çalanın kapısını çalarlar diye böyle bir Arap atasözüdür bu Kadir. Ya rahmetli Süleyman Demirel bunu çok kullanırdı men dakka dukka diye ha. Çok derdi. Ya bu Araplar da ilginç kavim ya. Ne de? Abim o nasıl kapı çalmak öyle? Çaldığın bile dakka dukka diye ses çıkaran kapı mı var ya? Aman boş ver Kadir. Herkesin dileği kendine güzel. Tabu abi. Herkesin zevki birinci mevkiyi affedersin. Bu laf güzeldir. Mark Zuckerberg'in telefonu bile hacklenebiliyorsa bu dünyada siber güvenlik bitmiş hocam. Bitmiş. Öyle bir şey yok. Öyle diyebiliriz. Ama bana ne ayol. Benim cep telefonumu hackleyip ne yapacaklar? Ha söyle. Şimdi alo. Ha, birisi telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Alo. Aleyküm selam kardeşim. Kilsiye. Ooo Mark Zuckerberg ne haber abi? Ya çok geçmiş olsun, senin telefonu küllüm etmişler ya. Yapma ya. Ne diyor? Sorma abi diyor, çok sakat diyor. Acayip kirli WhatsApp mesajların vardı, ne diyeceğim bilmiyorum. Ne gibi? Yani nude alışveriş oluyor ya hocam karşı. Aa ne diyorsun? E belki sen de atmışsındır bir iki nude ya. Dilber hocam bir düşün. Aa gören kaçar ayol bu yaşta. Ya belki sana atmışlardır, karizma adamsın efendim. Ay, nüt atılacak yaşım da geçti benim. Kadir, bankalar adınıza tanımlanmış kredi diye mesaj atmasalar arayan soranım yok ayol. Ya ayıp ediyorsun. Ben seni aramıyor muyum? Aman efendim, hep iş için güç için yani. Alo, telefon bilgileri eklenen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. Ne istiyor? Ha, ne istiyorsun abi? Ha, ya bu hafta da herkes çete istiyor ha. Ne diyor? Kadir abi diyor, bileğe sağlam 4-5 delikanlı toplanalım da diyor. Ben bu hackerların diyor mekanını öğrendim. Ondan sonra basalım mekanı diyor. Gereken sakalı fazlasıyla veririm arkadaşlara diyor. Adam başı 500 dolar 600 dolar indiririm diyor. Aa Kadir, beni de al çeteye. Ya Mark Zuckerberg abi, sen ne yapıyorsun ya? 80 yaşındaki Dilber Hoca bile 500-600 doları duyunca Pablo Escobar'a bağlıyor, iyi mi? Ya böyle düzelir mi mevzular ya? Efendim var canım sağlam kardeş. Efendim? Ne diyor? Ne diyor? Yalnız diyor, tamam bunu uzatma, bunu ayarlarım, emanetsiz gelin diyor. Emanetleri ben ayarlayacağım. Aa Kadir, önce bu Hacı Darth Vader, sonra Mark Zuckerberg. Ay senden bak genç kurbanı istedi, hayırdır ayol? Ya söylüyorum, benim çevrem bozuk abi. Ben yoksa Amerika'ya senatör olacak adamım. Çevre değil ya. Aa same old Kadir, it's not true bitch. Ya bırak, moralim bozuyor böyle işte, ben devam edemeyeceğim. Hadi gidelim. Gezelim tozalım şeyimize bakalım ya. Bilmiyorum, hadi. Hadi efendim, yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Bye bye.